Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Başsavcımız, Emniyet Müdürümüz, Alay Komutanımız, Muhterem Hanımefendiler, sevgili protokol, çok kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler ve başımızın tacı, gönlümüzün sultanı Gazi Büyüklerimiz. Evet. Bugün sabahleyin de ben tekrara yapmaya gerek yok diyoruz ama Gaziler günümüzü beraber kutladık. Tabii ben olaya şöyle bakıyorum. Bu vatan kimindir? Evet, bu vatan bizimdir. Bu vatan kimdendir deyince bu vatan giderken geri dönmeyi aklından geçirmeyenlerin bize bıraktığı amanettir diyorum. Anayı yarı gönlüne kapatıp yerden aldığı efendim bir cemberi kefenimdir deyip koynuna koyup gidenlerin bize amanetidir diyorum. Evet. Bir İslam bünyesinden efendim ruha bürünen bayrağı bize amanet bırakanlarındır diyorum. Evet. Şehitlerimiz olmasaydı, gazilerimiz olmasaydı biz bugün burada olmazdık. Şehitlikten korkan, vazilikten ürken efendim bir milletin efendim hürriyetinin ve vatanının olacağını düşünmüyorum. Olmamış mıdır? Efendim şehitlikten korkanlar, gazilikten ürkenler efendim elbette ki olmuştur. Eğer onlar olmasaydı, yani İstiklal Savaşı'nda efendim kaçanlar olmasaydı, milli mücadeleden kaçanlar olmasaydı 15 Temmuz'dan olmazdı. Ben öyle söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Esvab-ı Vücubine geldiğimizde bir bakalım 15 Temmuz'un kahramanları, yani sahte kahramanlarını söylüyorum, kesinlikle ve kesinlikle o zamanki efendim savaştan kaçan dedelerinin torunlarıdır. Ne söylüyorum? Eğer dedeleri savaşsalardı, dedeleri kan dökselerdi, efendim onlar da dedelerinin kan döktüğü topraktaki halis, muhlis vatandaşlara, Türk milletine, Türk askerine silah doğrultma cesaretini gösteremezlerdi. O zaman daha kaçanlar bugün şehre indiler, belli kılık kıyafetlerle, belli şekil şumurla, aynen dedelerinin korkaklığı gibiydi. Onlar da korkaklıklarını vatandaşların üzerinde bir ağırlık olarak hissettirmeye çalıştılar. Allah da onları ne yaptı? Kahhar sıfatıyla kahretsin diyoruz. Eşlikleri çukura gömdü. Ama onlar ne yaptılar? Onlar da aynen İstiklal Savaşı'ndaki gibi, efendim Sakarya'daki gibi bize gaziler bıraktılar, şehitler bıraktılar. En acı tarafı da o. Onun için milletimizin bir daha bu günlerini efendim görmemesini arzu ediyoruz. Cenab-ı Hak efendim zahiri bizden, içi belli olmayan, maaşını bizden alan, mesaisini başka yere veren, maaşını bizden alan, emrini başka yere efendim emrini başka yerden alanlardan efendim bu milleti muhafaza eylesin diyorum. Evet. 19 Eylül Gaziler Günü'nüzü kutluyorum. Gazilerimize diyorum ki akşamdan akşama bazen gökyüzünde gördüğünüz yıldızlar gibisiniz. Hafif bir karanlıkta kaybolursunuz. Sayınız belli. Bugün sayarız deriz 45. 3 gün sonra duyarız 43. Bir elin parmakları kadarsınız. Biz ve bizden sonraki nesillere bir örneksiniz.
duruşunuzda, tavrınızda, tarzınızda efendim bu memleketin efendim birer örneğisiniz. Milli hassasiyetleri olanlar sizin örnek olduğunuzu efendim kabullenmişlerdir, kabulleneceklerdir zaten. Ama milli hassasiyeti olmayanlar belki sizin üzerinizdeki üniformalardan, belki sizin yaşam tarzınızdan efendim hoşnut olmayacaklardır. Zaman zaman da hadi bakalım gazisiniz bu memleket size mi bakamıyor deyip sizi tezgaha getireceklerdir. En fazla yaptıkları konulardan bir tanesi de budur. Bu memleket siz ve sizin gibi büyüklerine her türlü, her şekliyle bakar. Onun için zinhar onların o sözlerine itimat etmeyesiniz. Onların sözü birer ayarsızlıktır. Zaman zaman söylüyor arkadaşlar, falancaya gittik. Dediler ki ya bir gazinize bakamıyor musunuz diye efendim buraya gönderdiler diyor. O gazinize bakamıyorsunuz diyen zeka o değil. Acaba size vardığınızda bir çay ısmarladı mı? İşaret olarak, hedef olarak nereye gösterdi? Efendim onu da iyi değerlendirmelisiniz. Onun için evet, biz onurumuz sayıyoruz, gururumuz sayıyoruz. Bu vatanın, bu memleketin sizlerden bize emanet olduğunu düşünüyoruz. Ona inanıyoruz. Türk milleti hangi yaşta olursa olsun şehadet şerbesini içmekten imtina edeceğini düşünmüyorum. Gazilik onurunu yaşamaktan imtina edeceğini düşünmüyorum. Ve ben şehitlerimize ve gazilerimize şöyle bakıyorum. Onlara öldü demeyiniz. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınındakilerdir. Nasıl komutanın etrafında korumaları, yaverleri, görevlileri, efendim o işte görevlileri bulunuyorsa eminim ki şehitlerimiz, gazilerimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınındaki çalışma, mesai arkadaşları gibidir. Ne mutlu şehitlik şerbetini içenlere. Ne mutlu onu doğuran anaya. Ne mutlu efendim ona süt veren anaya, ona emek veren babaya. Ne mutlu efendim görecek günlerim geride varmış deyip Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle bizlere numune olsun diye bırakılan gazi büyüklerimize. Evet. Kader meselesidir. Onlar da şehit olabilirlerdi. Lakin bizim alacağımız ders var. Bizim görmemiz gerekenler var. Sizleri bize emanet olarak bıraktılar. Ve yeni yeni taze taze gençlerimiz var. Fidanlarımız var. Gazi olan, şehit olan kardeşlerimiz var. Onlar bizim onurumuz. Onlar bizim bayrak niyetindeki baş tacımızdır. Yarın sultanımızdır. Cesaretimizdir. Onları gördüğümüzde efendim onların yiğitliğini hissediyoruz. Herkese nasip olmaz. Bu da bir nasip meselesidir. Bu manada genç yaşta gazi kalan kardeşlerime bebesi etrafında dolanan efendim bebesini büyütmeye çalışan kardeşlerimize aman ha akıllarından neden diye geçirmelerini arzu etmem. Öyle yiğitlik herkese nasip olmaz. Onlar korksalardı, onlar cesaret sahibi olmasalardı, gazi olamazlardı. Onlar bizim koç yiğitlerimiz, onlar bizim destanlarımız, onlar bizim efendim hey 15'li 15'liğin yazılan efendim bugün türkü diye okunanın efendim yarıda kalanlarımızdır. Elmanın yarısı gibidir.
Onlar da bizden sonraki nesillerimize efendim örnek olacaktır. Bu vatanın bedavadan gelmediğini herkes birbirine bırakacaktır. Bedavadan kahramanlığın olmadığını, bu işe kan döküldüğünü, can verildiğini, cananlardan ayrıldığını, efendim sevdadan ayrıldığını, hayallerden koptuğunu, kopulduğunu herkesin bilmesi lazım. Onun için vatanımızın kıymetini bilmemiz lazım. Memleketimizin kıymetini bilmemiz lazım. Birlik ve dirliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Hele hele şu zamanda büyük Türkiye'nin korunabilmesi için, güçlü Türkiye'nin var olabilmesi için bir olmalıyız, ir olmalıyız, dir olmalıyız. Hep beraber bu memleketin bekası için birlikte ve beraberlikte olmalıyız. Eğer vatan sevdası yoksa, gönülde sızlayan bir şey yoksa bizim sözümüzün ona zaten geçerliliği de yoktur. Ve diyoruz ki Laz'ıyla, Çerkez'iyle, ırkıyla, Türk'üyle, ötekisiyle, berekisiyle ayırmadan kayırmadan, ayrımcılığa gayrımcılığa düşmeden bu Türkiye benimdir, bu dinin efendim din benimdir, bu memlekette bayrak inmez, ezan susmaz diyenlerin gönül birlikleri içerisinde olmasını arzu ediyor. Memleket adına tekrar birliği, dirliği efendim daim kılmamızı arzu ediyorum. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Şehitlerimiz zaten onların bizim rahmetimize ihtiyacı yok. Gazilerimizi efendim baş tacı edeceğimizi, etmemiz gerektiğini de efendim hassasiyetlerimizin ön safhada olmasında efendim arzu ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.